Tamam. Şöyle iyi gibi sanki. Tamam, başlat dedim. Başlat dedim mi? Dedim. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Altıncı mesele, nübüvvetin tahkiki işaratül icaz. Bu mesele istikbal sahifesine bakar. Bu sahifede dört nükte vardır. Birinci nükte. Bir insan ne kadar yüksek olursa olsun ancak 4-5 fende mütehassıs ve meleke sahibi olabilir. Bir insan ne kadar yüksek olursa olsun 4-5 fende mütehassıs ve meleke sahibi olabilir. İkinci nükte, bazen olur ki iki adamın söyledikleri bir söz, bir kelam mütefavit olur. Birisinin cehline, sathiliğine, ötekisinin ilmine, meharetine delalet eder. Şöyle ki, çok önemli bir kaide. Bir cümleyi iki adam kullanır, aynı cümle. Birinin ilmini gösterir, diğerinin cehlini gösterir. Şöyle ki, bir adam düşünmeden gayri muntazam bir surette söyler. Öteki o sözün evvel ve ahirine bakar, siyak ve sibakını düşünür ve o sözün başka sözler ile münasebetlerini tasavvur eder. Ve münasip bir mevkide, münbit bir yerde zer eder. Onu aldıklarını, bildiklerini eker. İşte bu adamın şu tarz-ı hareketinden derece-i ilim ve marifet anlaşılır. Kur'an-ı Hakim'in fenlerden bahsederken aldığı fezlekeler bu kabil kelamlardandır. Bu da çok mühim bir nükte. Dersimizin mevzusu kısaca cemaatin seviyesine göre Peygamber Efendimiz'in tebliği nasıl, Kur'an'ın tebliği nasıl, biz bunlardan istifade edip nasıl tebliğ yapacağız? Bu mana işaret-ül icazdan açtım. Burası çıktı, onun için okuyorum. Böyle kasti hazırlanmış bir ders değil. Fakat tavafuk etti, okuyorum. Tekrar okuyorum. İkinci nükte. Hatta baştan alalım. Birinci nükte. Bir insan ne kadar yüksek olursa olsun ancak 4-5 fende mütehassıs ve meleke sahibi olabilir. Bunun delili nedir? İslam alimlerine bakalım. İmam-ı Azam gibi şahıslar fıkıhta ileri gitmişler. Sahabelere baktığınız zaman da öyle. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafet makamına layık olmakla beraber bütün meselelerde hadis rivayet etmemiş. Üstad Hazretleri izah ediyor ya, niçin diyor Hazreti Ömer'den az rivayet var da bazı küçük sahabelerden fazla rivayet var. Diyor Hazreti Ömer'in asıl vazifesi o değildi. Vazifesi itibariyle hilafete memurdu. Hilafeti üzerine aldı. Ve diğer sahabelere diyor iktifa edip onlara bir cihetle güvenip itimat edip onların vazifesine kanaat etti. Çünkü bir insan bütün meselelerde vukufiyet sahibi olamaz. Mesela imamlarına bakıyorsunuz, içtihatta fıkıhta ileri gitmiş ama itikatta gitmiş. Başka bir zata tabi olmuş. İşte Hanefi mezhebi ulemaları, Hanefi mezhebin içindeki alimler itikatta gitmişler. İki itikattan hangisidir Yusuf Hocam? İki itikat. Hangi mezhepteyiz itikatta? Biz. Hanefi. İtikatta Maturidi, İmam Maturidi'ye tabiyiz. Şafilerde İmam Eş'ari'ye tabi. İtikatta bak dikkat et, kocaman İmam Hanifi. Ben alimim canım. İtikatta da kendi söylediklerini dememiş. Hani İslam dünyasında da bu nezaket var. Maddi ilimlerde de var. Bir doktora gidiyorsunuz, profesöre ne yapıyor? Ben diyor göz profesörüyüm. Ya işte ben kalp profesörüyüm. Veya işte ben kalp damar cerrahisiyim. Buna diyor bir göğüsçünün bakması lazım veya bir beyincinin bakması lazım diyor. Ya ben doktorum, profesörüm, anlarım demiyor. Bir insan ne kadar üstün olursa olsun diğerlerinden 4-5 fende en fazla meleke sahibi olabilir, en fazla. Diğer melekeleri başkalarına ayrılmıştır. Umuma el atan, muhakemattan bir tabir, umumdan mahrum kalır. Onun için meslekte mütehassıs olmak, yani o işte hususileşmek.
rusuhiyet peyda etmek gibi. Sahabelerde de öyle. Mesela şimdi kendini bilmez adamlar. Ben hep dikkatimi çekiyorum. İstifade ettiğim için söylüyorum. İbni Hacer için 500 bin hadis rivayet etmiş, hıfzetmiş deniliyor İbni Hacer. 500 bin hadisi hıfzetmiş ravileriyle beraber gitmiş İmam Şafii'ye tabi olmuş. Şimdi bir tane ahmak elini alıyor. İbni Hacer okuyor. Ben diyor alim bir zatım. Fıkıhta diyor bir mezhebe ihtiyacım yok benim. Kendim iştah ederim. Ahmak efendi senin okuduğun kitabın müellifi İmam Şafii'ye tabi olmuş. İçtihat ayrı bir meseledir. Yani Kur'an'ın ahkamından hüküm istinbat etmek ayrı bir mevzudur. Senin mesele ne? Hadis alimi. İmamı Buhari aynı şekilde mezhep imamlarına tabi olmuş. Ne var burada? O zaman her bir fende, her bir meslekte mütehassıs olanlar var. Onlara itimat etmek, onlarla iktifa etmek lazım gelir. İkinci nükte, bazen olur ki iki adamın söyledikleri bir söz, bir kelam mütefavit olur, aynı olur. Fakat birinin cehaletine, ötekinin ilmine, meharetine delalet eder. Şöyle ki, bir adam düşünmeden gayri muntazam bir surette söyler, ötekisi o sözün evvel ve ahirine bakar, siyak ve sibakını düşünür ve o sözün başka sözler ile münasebetlerini tasavvur eder ve münasip bir mevkide münbit bir yerde zer eder. İşte bu adamın şu tarz hareketinden dereceyi ilim ve marifet anlaşılır. Konuşuluyor. Mesela burada ders okunuyor. Burada dersi okuyan şahıs kendi malumatından, istifadesinden paylaşım yapıyor. Ehli ilim, hikmet sahibi insan buradan aldıklarını olduğu gibi değil, siyak sibakına, öncesine sonrasına bakarak zaman ve zeminin tarzı telakkisine göre, anlayışına göre, tefhimine göre farklı yerlere, minbit zeminlere zer ediyor, ekiyor. Bu adamın hikmetle iş yaptığı gayet bedi bir surette anlaşılır. Olduğu gibi nakletmedi. Aldı, siyak sibakını düşündü, yerine zamanına ihtiyaç sahibi olanlara münbit zemini bulduğu anda verdi. Her zaman değil. Buradan anlaşılır ki, şu adamın tarz hareketinden anlaşılır ki, derece-i ilim ve marifet var. Kur'an-ı Kerim fenlerden bahsederken aldığı fezlekeler işte bu kabil kelamlardandır. Mesela Kur'an-ı Kerim güneşten bahsediyor. Hatta açalım okuyalım mı yerinden? Ve şemsu tecri li müstakarrin leha zalike takdirul azizil alim. Evet, bak ne diyor? Şuradan alalım. Şöyle. Güneş mesela, şuradan alayım. Eğer desen, acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi bahsetmiyor? Bazı mesaili mücmel bırakır. Kısaca üstünü kapatır, hızlı geçer üstünden. Bazısında nazar umumi okşar, bir dokunur, uyandırır seni. Hisse ammeyi rencide etmeyecek. Bu da çok mühim bir ifade. Mesela ne demek hisse ammeyi rencide etmemek? Kısa bir misal vereyim. Ben burada açsam, bir gün Murat abi ders yapıyor. Ondan sonra tabii çok ilmi anlatıyor. Ya biz mahcup olduk yani, bir şey anlamadık. Bir abimizin evindeydik. Ha, hatırladın mı Murat? Dedim yani Allah Allah, bizi rencide etti yani. Bak ben dedi bu kadar ilim sahibiyim. Yani millet birbirine bakıyor, bu arkadaşımız neyden bahsediyor falan diye. Bak ne? Cemaatin seviyesine göre tebliğ yapmadı. Rencide etti bizi. İşte ben buraya gelsem, işte gelmişim misafireten, açsam muhakemattan bir ders yapayım. Açsam unsurul belagatın müstetbeati kelam kısmını. Ne diyor Ali Osman abi dedim değil mi Murat abi şimdi? Çok da izah etmeden. Yani okusam geçsem. Ama anlıyormuşum. Anlatıyormuşum, insanlar da anlıyormuş gibi yapsam ne dersin? Evet, İsmail abi anlarken Murat abi anlamayınca ne olur? Küçük düşersin, rencide olursun. Yani ne dersin kendi kendine? Ya benim herhalde zekamda problem var. Bak insanlar anlıyor, ben anlamıyorum. Bak ne oldu ders? Okuyan cemaati rencide etti. Neyi gösterdi? Kendi ilmi derinliğini gösterdi, büyüklüğünü gösterdi, nüfuzunu gösterdi, vukufiyetini gösterdi. Cemaatinde siz bu kadarlık adamsınız dedi. Kur'an-ı Kerim işte
mevcudattan bahsederken insanlar rencide etmiyor. Felsefik meselelere bakın. Hep rencide diyor insanları. Kullandığı ifadeler bir şey anlaşılmıyor. Hatta ne diyor? Sen anlamazsın, bu senin meselen değildi. Ama Kur'an-ı Kerim umumi irşad ettiği için, umuma hitap ettiği için hissi umumi rencide etmiyor. Anlaşıldı mı ne demek istedi? Bak, o kadar güzel. O zaman Kur'an'dan istifade eden bizler ders okurken, ders yaparken veya tebliğ yaparken ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Cemaatin hissi umumisini rencide etmeden ders okumak. Anlaştık mı Yusuf? Anlaştık. Böyle olsaydı zaten baştan beri anlaşıldık değil mi? Böyle olduğunu anlasaydık. Evet, bak şimdi ifadeye. Bazı mesaili mücmel bırakır, bazısını hissi umumi okşayacak. Aynı zamanda hissi ammeyi rencide etmeyecek, fikri avamı taciz edip yormayacak. Aynı zamanda avamın da onu anlayacağım diye yorulmaması lazım. Sureti basitane-i zahirane de zikreder. Basit surette anlatır. Haşa Kur'an'ın basitliğinden, kelamın basitliğinden değil. Avama hitap ettiğinden ettenezzülat-ı ilahiyetin ila okulun beşer. Beşerin avam seviyesine en sınıf öğretmen nasıl ki sınıfta en avam öğrenciye, en düşük seviyedeki öğrenciye göre dersi anlatır. Dersi anladınız mı diye ona sorar. Aynen öyle de. Kur'an-ı Kerim İmam-ı Şafii doğrudan muhatap almak yerine avamı muhatap alıp herkesin anlayacağı Arabiyyül Mubin hakikatını, yani apaçık bir kitap şekline getirmek için hisse avamı okşuyor. Bakalım devam edelim. Soru bu. Kur'an neden felsefik bahsetmiyor? Çok ilmi, ütopik tabirler kullanmıyor da avami konuşuyor bu meselede. El cevap. Cevaben deriz ki felsefe hakikatin yolunu şaşırmış onun için. Hem geçmiş derslerden ve sözlerden elbette anlamışsın ki Kur'an hakim şu kainattan bahsediyor. Ta, za, sıfat ve esma ilahiyi bildirsin. Yani bu kitabı kainatın manisini anlattırıp ta halıkını tanıttırsın. Demek mevcudata kendileri için değil, belki mucitleri için bakıyor. Hem umuma hitap ediyor. İlmi hikmet ise mevcudata mevcudat için bakıyor. Yani Kur'an harften katibi için bahsederken, felsefeciler ise harften harf hesabına bahsediyor. Katibini unutuyor. Kur'an hakim hem hususan ehli fenne hitap ediyor. Öyleyse madem ki Kur'an hakim mevcudatı delil yapıyor, yani istidlalen bahsediyor, materyal olarak kullanıyor mevcudatı, bürhan yapıyor, delili zahir olmak, nazar umuma çabuk anlaşılmak gerektir. Mesela bir delil getirelim. Niçin? Kur'an nereye indi? Arabistan'a indi. Arap Yarımadası'na, Mekke'ye indi. Jaguar var mı orada? Leopar var mı? Kur'an-ı Kerim niye jaguardan, leopardan, kartaldan, yarasadan bahsetmiyor da sıcakta ne olur? Sinek olur. Sinekten bahsediyor. Deve olur. Deveden bahsediyor. Bak, rencide etmiyor onları yani. Orada onların göreceği ne varsa ondan bahsediyor. Hatta bu kaide Üstad Muhakemat'ta mahsusattaki vehmiyat bediyattandır diyor. Yani insanların göreceğini anlatır, görmeyeceğinden bahsetmez ki. Zaten irşadın şartı budur. İnsanların görebileceği şeylerden misaller verebilmek. Ben bir misal veriyorum bir mevzuyu anlatmak için, uzayda görülmemiş bir şey. Ne faydası olur sana? Olmaz. Onun için Kur'an zahirane görünen kolay şeylerden misal getiriyor. Onun için ehli dünya ehli dalalet Kur'an'ın misallerini hafife alsa, o zamanki müşrikler de öyle demiş ya, senin Rabbin işi gücü bıraktı, sinekten, böcekten, karıncadan bahsediyor. Bize daha büyük şeylerden bahsetmeli. Halbuki o zaman büyük şeylerden bahsetseydi onların görüneceği şeyler ne diyeceklerdi? Ya biz görmüyoruz ki, senin Rabbin görünmeyen şeylerden bahsediyor. Onun için mahsusattaki vehmiyat bediyattandır. Yani hususi, özel ve gizli şeyler görünen şeylerle anlatılabilir ancak. Başka şeyle anlatılmaz. Kur'an'ın tebliğ metodolojisidir işte bu. Kur'an böyle irşat yapıyor. Büyük bir kitap. Onun için la raybe fi. Ondan başka mutlak doğru yok. Neyse, uzuyor. Delili zahiri olmak, nazar umuma çabuk anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur'an-ı Mürşid bütün tabakatı beşere hitap eder. Kesretli tabaka ise tabakayı avamdır. İnsanların 180'i avamdır. Elbette irşat ister ki lüzumsuz şeyler ibham ile icmal etsin. Lüzumsuz, yani kime göre lüzumsuz? Avama göre lüzumsuz şeyleri
üstünü kapatıp icmalen kısaca bahsetsin. Dakik şeyleri, ince mühim noktaları temsil ile takrib etsin. Yakınlaştırsın misallerle. Mugalatalara düşürmemek için. Mugalata his yanılmaması. His yanılması. Yani insanlarda his yanılması olmaması için de mugalatalara düşürmemek için zahiri nazarlarında bedihi olan şeylerde şeyleri lüzumsuz belki zararlı bir surette tahyir etmemektir. Mesela güneşe de döner bir siraçtır bir lamba. Şimdi sen aşağıda duruyorsun. Dünya mı dönüyor güneş mi dönüyor ya? Önce güneş dönüyordu. Ya yok şimdi yine öyle değil mi bakacağız? Ha bakın kim dönüyor? Buradan unuttum. Bu taraftan değil mi? Yani gördüğünüz karşı taraftan şu taraftan başlıyor güneş pursaklarda. Biz sabitiz yani. Ve kim şimdi kim dönüyor? Kur'an diyor ki işte eşşemsü tecri güneş döner. Ya o gün araba ne diyecekti Kur'an-ı Kerim? Ya aslında sizin bildiğiniz gibi değil. Dünya 107 bin kilometre hızla gidiyor. He? Ondan sonra güneş dönüyor. Etrafından iki tane seyyare var. Onlar da beraber dönüyor. Ya Resulallah sen öyle şeyler söylüyorsun ki görmediğimiz şeyler. Valla gördüğün gibi biz duruyoruz. Güneş dönüyor her gün. Şuradan doğuyor, şuradan batıyor. İnkar edecekti. O gün avamın hissi ne okşar? Güneşin dönmesi. Güneşin dönmesi yanlış mı? Doğru. Güneş de döner, dünya da döner. Dünya uydusuyla beraber güneşin etrafında döner. Kur'an bunu deseydi şimdi bile anlamakta zorlandık kullandığım ifadeleri. O gün Arap'ın bunu anlaması imkansızdı. Halbuki Kur'an hakimdir, hikmetlidir. Fehme takribi zor olan şeyleri akla tahkim etmez. Yani anlaşılması zor olan şeyleri o duruma göre dayatma yapmaz sana. Zaten hikmetin, hikmeti, irşadı, hikmetin lüzumu insanların anlayacağı şekilde konuşmaktır. Öyle zaten mesele onların büyük çoğunluğunda nedir? Eğer tebliğ açık sarih olmazsa tebliğ tebliğ değildir. Peygamber dahi olsa o tebliğ sarayeten yapılmamışsa o adamın inkar eden adamın mesuliyeti yoktur diyor mesela imamları. Hatta birisi gelse dese ki bu adam yalancıdır. Peygamber değildir dese eğer güvendiği adamsa peygamberi de yeni görmüşse ilk defa o gün orada peygamber olayı şahıs olarak o itimat ettiği şahsa inanıp peygamberi yalanlasa mesul olmaz diyor. Niye? 20 yıllık arkadaş diyor ki yalancıdır bu adam diyor. O adam mucize göstermemiş peygamberde. Ona göre vasat birisi, sıradan birisi gibi görünüyor. Tebliğ yapsa diyor ve onu birisi gelse yalanlasa güvenli insanlar mesul olmaz diyor. La ikrah fitliğine gattebe yenen güne rüşt işte bu mesela. Ne? Yani dinde dayatma yok. Zorlama yok. Bir kere geldim tebliğ yaptım artık iman etmek zorundasın. Hayır değil. Mutmain olması lazım kalplerin. O zaman öyleyse bakın ifadeye. Mesela güneşler döner bir siraçtır, bir lambadır. Zira güneşten, güneş için, mahiyeti için bahsetmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim güneşten, güneşin büyüklüğü bu kadardır. Dünyanın 1 milyon 300 bin katı büyüktür. Isı derecesi şudur. Bahsetmiyor. Orada güneşten bahsetmesi güneşin sani tarafından, sani nazarıyla gösterilmesi. Belki bir intizamın zembereği nizamın merkezi olduğundan, intizam ve nizam ise saniyin aynayı marifeti olduğundan bahsediyor. Yani güneşteki nizamdan bahsediyor. Nizam, intizam kainatta görünen büyük delildir. Evet der. Eşşemsü tecri yani güneş döner. Bu döner tabiriyle kış, yaz, gece, gündüzün devranındaki muntazam tasarrufat kudreti ihtar ile azamet-i sani ifham eder. Sanatkarın onu yapan Rabbin büyüklüğünü, azametini, ulviyetini bahseder. İşte bu dönmek hakikati ne olursa olsun maksut olan hem mensuç hem meşhut olan intizama tesir etmez. Orada kastedilen istenen maksat intizamdı. İçinde teferruat, tafsilatı ne olursa olsun o intizama zarar verir mi vermez. Kur'an umumileştirdi, güneş dönerdi, hepsini içine aldı. İçinde teferruat var mı aslında? Var. Üstad onu da çıkartıyor. Ne diyor? Beşşemsü tecri li müstakarille. Aslında fi müstakarille ha olması lazım. Onu diyor fi değil li yapmış. Ne demekti? Güneş kendi içinde döner ki cazibe yapsın. Yani güneş bir etrafında dönüyor kendi eksen etrafında. Hem dönüyor hem kendi eksen. Hem de güneşin içindeki atom, zerrat dönüyor ki kuvve-i cazibe yapıyor. Fi deseydi güneşin içindeki döngüyü göremezdik diyor usta. Li müstegarillaha içinde bir çekimin olduğunu gösterir. Li'nin fiye tercihinin sebebi budur diyor. Hatırladık mı? İşaret-i Lijaz daha ondan sonra Mucizat-ı Kur'aniye'de. Bir de eski sayı eserlerinde hakikat çekirdeklerinde bahsediyor bundan. Neyse uzatmayalım. Buradan anladık ki Kur'an'ın tebliği umumidir. Akılları çok karıştırmıyor. Çok ilmi meselelere girmiyor. Ben kendime örnek vereyim. Eskiden bilirsiniz. Ben ders yaparken hatırlarsınız defa söyleyeyim.
Önümde kitaplar havada uçuşurdu. Ha, çok biliyorsunuzdur. Ya sonra anladım ki ne gerek var böyle bir şeye. Kur'an-ı Kerim kolay anlatıyor. Biz niye zorlaştırıyoruz ki işi? Yani o kitaptan, o kitaptan, o kitaptan anlatıyor. Adam diyor ki ya bu iş bizim yapacağımız değil kardeşim. Adam bir mesele anlatıyor ama 10 tane kitaptan anlatıyor. Biz yapamayız. Bak açıyorsun arayı. Kaç bir kitaptan üstadın anlattığı kadar oku yeter işte, bu kadar basit. İşte arada böyle bir istidlal olursa, delil olmak için bir yere temsilen okursan oku. Yoksa o mevzuyu Kur'an dağıtmıyor ki, sen niye dağıtmaya çalışıyorsun? Gerek yok. İhtiyaç olur mu? Olur, o istisnadır ama avamdır muhataplar. Ve avama sen onu yapman çok muvafık değildir. İnsan sonradan anlıyor tabi bazı şeyler ya, Kur'an'ın üslubunu. O bir yerde örnek veriyor, profesörün yani öğrencilerine ders vermesi. O kendi makamında konuşsa profesör anlamayacak. Öğrenci diyecek ya, girecek çıkacak işte, o kadar yani. Ben anlamam zaten, o profesör olmak lazım. İşte o tenazzuat-ı ilahiye de işte Kur'an'da ona benziyor. Aşağı iniyor profesör öğrenci, yani öğrenci seviyesini yok ki verebilsin. Onu yoksa alıp çıkardı. Veya anne yavrusunu seviyor. Hatta ne yapıyoruz çocuklarımızda? Onların jest ve mimikleriyle konuşmaya çalışıyoruz mesela. Yoksa hiç onu seviyoruz. Anlamayacak. Ara açılacak yani. Onun için Kur'an mesafeyi açmıyor. Seviyemize geliyor. Yanımıza iniyor. Tenazzuat-ı ilahiye dedikleri şey bu. Evet, Kur'an hakim fenlerden bahsederken aldığı fezlekeler, özetler işte bu kabil kelamlardandır. Bunun için okuduk. Üçüncülükte bu zamanda vesait, vasıtalar, alet ve edevat. Sanayinin tekemmülüyle çocukların oyuncakları gibi adileşmiş olan çok şeyler var. Şimdi teknolojide hem görüntülü konuşma. Şu anda her çocuğun elinde bir tablet var. YouTube'a giriyorlar, her şey yapıyorlar. Bak, yani Üstad bunu söylediğinde daha bu kadar değil ama demek Üstad görüyor yani. Adileşmiş, sıradanlaşmış, basitleşmiş. Ve çoklar var ki, çok şeyler var ki, eğer onlar bundan 2-3 asır evvel vücuda gelmiş olsaydılar, harikalardan addedilecekti. Şimdi YouTube, sosyal medya, tabletler, telefonlar, şu kameranın şu anda yüz binler, milyonlar yerlere bu görüntüyü nakletmesi, adiyetten hiç şaşırıyor musunuz? Ama ilmin babası İbn Sina bunu görse, gelip geri tekrar olduğu yere baygınlık getirir. İnanmaz, olur mu öyle şeyler? Sen peygamber misin? Mucize mi gösteriyorsun? Bir anda görüntüleri. Bak ne oldu? Bugün adiyatta olan şey, o gün havasın bile anlayamayacağı şeylerde. Bakalım ne demek istiyor burada? Kezalik kelamlarda, sözlerde, kelamlarda da, sözlerde de zamanın kıymeti kalmaz. Binaenaleyh şu kadar uzun zamanlar, asırlar boyunca gençliğini, güzelliğini, tatlılığını, garabetini muhafaza eden Kur'an elbette ve elbette harikadır. Bir manada bir mevhumiyet varsa, yani gayri sarihse kıymete her zaman olur. Her asır ondan yeni manalar. Fakat çok teferruat ve tafsilat verip mevzuyu çok müşahhaslaştırırsanız o orada kalır. Bu tarafa getiremezsin. Kur'an-ı Kerim mevzuları bazen müşahhas yapmıyor. Ekseriyetle bazenden kasıt. Ehli imanı temsilen Zeyd bin Harise, Ebu Cehil'i temsilen Ebu Leheb Kur'an'da bir defa geçiyor. İmanla küfrü temsilen birer isim geçiyor. Ama Kur'an'ın ayetleri kim için nazil oldu? Birebir müşahhas şahıslar için, olaylar için. Ama Kur'an onlardan müşahhas bahsetmedi. Gayri sarih, yani isim vermeden o hadisenin içinde külli bir kaide ve düsturu zikretti. Ve bütün asırlara ışık tuttu. İşte Kur'an'ın bütün üslubu, ifadeleri yahut işte bahsi geçen metodolojisi, sistematiği aynen bunun üzerine kurulmuş. Gayri sarih söylüyor, isim vermiyor ve o ifadeler külli kaideler şeklinde zikrediliyor. Dördüncülükte işte bu harikadır diyor. Böyle olması zaten harikadır. Dördüncülükte irşadın tam ve nafi olmasının birinci şartı cemaatin istidadına göre olması lazım. İrşadın tam ve umumi, nafi olması, faydalı olmasının birinci şartı cemaatin istidadına, seviyesine göre olması. Cemaat avamdır. Bütün dünyada cemaat avamdır. Bizim burada değil. %80 ehli tahkik değil, hakikaten nüfuz etmez diyor usta. Bitti. İnsanların %80'i avamdır. Hakikatle meşgul değildir. Hayatını idam etmeye çalışır. Muhatap cemaat avamdır. Avam ise hakaiki çıplak olarak göremez. Hakikatleri çıplak olarak göremez. Ancak onlarca malum ve me'luf üslup ve elbise altında görebilirler. Mesela Lazların
zihni çapraz çalıştığı için hep temel dursun fıkralarıyla birbirlerine mevzuyu anlatıyorlar. Öyle değil mi? Tabii sende lazlık yok değil mi? Yok abi bizde yok. Komşuluk var. Az komşuluk var değil mi? Kendisi yok. Biraz yağlı. Şimdi öyle oluyor yani. Niye? Onun için temel dursun fıkraları çok meşhur oralarda. Sebep ne? Ekser avam olduğundan ancak temsille anlayabilir. Ama mesela Ankara bürokrasisinde çok fazla temsile gerek var mı? Zaten memur, zaten devletin işleyişini, yapısını, sistematini bilen insanlar olduğundan olayları daha kolay tahlil edip çözebilir. Ve İstanbul insanı, hatta Ankara'dan daha ilerledi. Algılaması, anlayışı, bakış açısı her yerde böyle. Bir Avrupa biraz daha iyidir. Bunun gibi düşünelim şimdi mevzuyu, buna bakarak. Avam hakikati çıplak göremez. Hakikati onlara onlarca malum ve me'luf olan şeylerle anlatırsınız siz. Anlatırsın anlamaz ya, ben ne demek istemiyorum. Peki dersin sen nerelisin? İşte örnek verin, Niğdelisin. Niğdeli adama bir şey anlatacaksın, patatesten, fasulyeden bir misal versen anlar. Çünkü neyi görmüş o adam hayatında? Hayatı boyunca onları görmüş. Hayatı boyunca patates hazırlıyormuş. O zaman Kur'an neyle anlatacak? Hurmayla anlatacak, deveyle anlatacak, gördüğü güneşle anlatacak. Maracel Bahreyn'i yeltegiyam diyor mesela. Adam denizi görmemiş ki, Kızıldeniz'de okyanusların birleşip birleşmeden farkında değil. Kur'an gayri sarih söylüyor. Biz diyor işte iki suyu birbirine, iki sıvıyı birbirine karıştırmadık diyor. İki denizi karıştırmadık diyor. Doğuyla batıyı karıştırmadık diyor. Karanlıkla aydınlığı karıştırmadık diyor. İçine hepsini alıyor. Bugün sen bilim adam bulmuş, Kızıldeniz birbirine karışmıyor. Ama şu suyun üzerine sıvı olan yağ koyuyorsunuz. Yağ gibi üstüne çıkıyor diyor ya, hemen üstüne çıkıveriyor hafifliğinden dolayı. Bak Allah bir bardağın içinde iki sıvıyı da karıştırmıyor. Yani o ayetin şumulünde bu da var. O iki deniz, yani Kızıldeniz'de okyanusla Akdeniz'in karışma işi de var. Hepsi içine girmiş oldu. O zaman irşatta avama temsille ancak hakikat takrib edilebilir. Yakınlaştırılabilir. Yoksa anlamaz. İşte bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim yüksek hakikatleri müteşabihat denilen teşbihler, misaller, istiareler ile tasvir edip cumhura, yani avam-ı nasın fehimlerine takrib edip yakınlaştırmıştır. Mesela o gün araba göre büyüklük nedir? Bir makamdır, koltuktur. Mesela innallaha şisteva, mesela bu ayet. Şimdi soruyor sahabe, Allah nerede? Allah nasıl bir yerde? Kur'an diyor, onun diyor makamı var, koltuğu var diyor. Bizim anlayacağımız şekilde hani Cumhurbaşkanlığı makamı, koltuğu var ya, nasıl ki Belkıs'ın tahtı makamı gibi. Kur'an-ı Kerim onun anlayacağı bir misalle onun diyor tahtı var diyor. Arşı istila etmiştir diyor. Burada müteşabihat var, temsilat var. Benzetmeyle ancak anlayabilir. Yoksa anlamaz ki. O gün arabanın mutlu olacağı şey ne? İşte erkeklerin onlara hizmet edip masalarını tablacılık yapıp yemeklerini ayaklarına getirme. Köle o. Kur'an-ı Kerim cennet onlara nasıl anlatacak? Onların anlayacağı, en çok zevk ettiği, en çok seveceği şeylerle anlatacak. O gün neyi seviyor Araplar? Altını seviyorlar. Takıyı seviyorlar. Kur'an-ı Kerim onlara cennetten bahsederken altından, mücevherattan bahsediyor. Ama bakın hepsini anlatıp irşadı tamamladıktan sonra, seviye yükselttikten sonra diyor ki Allah'ın rızası kafidir. Cennetteki nimetler hiçbir zakkıza gelmez diyor. Şimdi aynı Kur'an. Tecri li müstakarri leha, estağfurullah. Tecri min tehdi el enhar. Yani altından ırmaklar akan saraylar, evler var derken. Aynı Kur'an diyor ki ya tarif ettim, tasvir ettim, tasnif ettim ama bu gördüğünüz hiçbir şey aslında cennette yok. Aklınıza ne geldi? Suretini çizdiniz. Aslında o yok. Ondan daha mükemmel cennette var diyor. Bak anlatabildim mi? Ama ilk başta muhataba ne diyecek? Böyle başlayamaz ki. Yavaş yavaş seviyesini yükseltiyor. O gün ne var? Araplarda ve işte toplumda muhatap seviyede avamda. Mesela kadın evlilik. 10 tane 20 tane kadınla evleniyor. Ne diyecek cenneti kurarken? Nasıl tarif edecek? Nimetler anlatmak için. Hurilerle anlatacak. Gılmanla anlatacak. Ve o gün o toplumda en kıymetli şey ne? Karşılıklı iskemlelere oturup, büyük makamlara, koltuklara oturup geçmişi derhatır etmek. Hani diyor ya, hitabet ve belagat tarihi hadiselerini anlatmak. Onların en meşhur şeyi. Kur'an-ı Kerim işte ala sürürün mütekabili diyor. Karşılıklı iskemlelere oturup cennetin nimetlerini tadıyor. Nerede, nasıl? Bugün benim için mesela bu karşılıklı iskemle çok bir şey ifade etmeyebilir.
Ama ne var? Bugünkü tabiriyle Google fotoğraflara giriyoruz. Geçmişteki fotoğraflar birbirimize gösteriyor. O ayet ala sürürün mütekabilin karşılıklı oturup videolarımıza bakmak. Bugün telefonunuza ikaz geliyor benim telefonum. Herkese de geliyorum. Geçen yıl bugün Pursaklar'da şurada oturuyordunuz diyor. O şahıs kimse o resmi alıyorum. Ona WhatsApp'tan gönderiyorum. Ben de mutlu oluyorum. O da mutlu oluyor. Bak hatırladık. Mutlu. O ayeti ben bugün böyle anlarken o gün birinci muhatap ama karşılıklı koltuklara oturup cennette mutlu olacağız diye düşündüm. Doğru mu? Evet doğru. Ama bak Kur'an avamı irşad ettikten sonra en son ne dedi? Ya kalbi beşere hutur etmedi cennetteki nimetler dedi. Veya cennetle teşvikat yaparken en sonunda radıyallahu anhum ve radu an zalike limen haşye rabbe dedi. Yani ne yapacaksınız onu bırakın diye son ayet. Rabbinizin rızasını kafidir size. Rıza ilahi kafidir. Cenneti de arattırmaz dedi. Ama ilk ayet böyle olsaydı ne olurdu? Peygamberimiz çıktı Rabbinizin rızası size yeter. Olur muydu irşat ya? Rab kim? İlah kim? Uluhiyet kim? Cennet olmazdı ki. Bak muhatabı Kur'an irşad etti. Nasıl? En avamı aldı eline. En avamı en üstte çıkarttı. Orada rıza ilahi sana kafidir dedi. Anlaşılıyor değil mi Emi? Çok güzel değil mi? Yani üstadımız öyle muazzam tarifler yapıyor ki. Evet. Ve keza devam edelim. Bunun için ki Kur'an-ı Kerim yüksek hakaykı. Müteşabihat denilen teşbihler ve misaller ve istiareler ile. İstiareler benzetme. Yani meçhul, maluma, kıyas gibi şeyler. İstiareler ile cumhura yani avam-ı nasın fehimlerine yakınlaştırmıştır. Ve keza tekemmül etmeyen avam-ı nasın tehlikeli galatlara düşmemesi için bir de mesela his yanılması avamda çoktur. Ehli ilimde his yanılması olmaz ki nokta atış yapar bilir. Kur'an-ı Kerim his yanılması olmaz diye çok tasfiye etmiş. Yani çok açık seçik misaller vermiş karıştırmasın diye. İnmiş aşağıya gördükleri ve itikad ettikleri güneş, arz gibi meseleler de icmal ve ibham etmişse de yine hakikatleri işareten bazı emareler ve karinelere vaz etmiş. Yani İmam Şafii, İmam-ı Azam'ın Bediüzzaman anlayacağı karineler de bırakmış orada. Mesela dedik ya fi müstakarri leha değil de li müstakarri leha demiş. Aslında bir gün anlayacaksınız ki güneşin içinde bir döngü var kendi içinde. O döngüden hararet hareket harareti hararet kuvve-i cazibeyi yapar. Güneş bizi çeker diyoruz. Bunu izah edemiyorlar bilim adamları fizikçiler. Ama Bediüzzaman 100 sene evvel izah etmiş. Demiş ki güneşin içinde kendi içinde bir döngü var. Hareketten olan hararet cazibe yapıyor. Çekim yapıyor. Çekim kuvvetinin izahı bu. Var mı? Fizikte anlattılar mı Zeyusuf? Sen aramızda ehli ilme bence. Kütle çekim kuvveti diyorlar. Ya işte ardından gelen. Üstad ne diyor? Ne diyor? Bununla Yusuf'un dediğiyle ilgili ne diyor? Bir isim takmakla mevzuyu hallettim zannetmek. Zulmeti münevver ediyor değil mi? Elektrik kuvvetidir değil mi? İsim taktı bak mesela. Kütle çekim kuvvetleri Yusuf'a göre mevzu bitti. Ama Kur'an bitirmiyor onu öyle. Avamı da yormuyor. Avama diyor ki güneş döner. Ama ehli ilim Bediüzzaman da bakıyor oraya diyor ki fi olması lazımdı. Kaide göre li demiş. O li kendi içinde döndüğüne işaret eder. Hareket harareti, hararet kuvve-i cazibedir. Yani etrafındaki sekenatını gezdirmek için cazibenin kaynağı güneşin içinde muazzam bir hareket. Anlatabildim mi? O hareketten hararet, hararetten de çekim oluyor. Bunu izah ediyor. Bunu avama niye anlatsın ki Kur'an'ı? Avam diyor. O zaman irşat olmaz. Dolayısıyla nakise değil Kur'an'a. Hatta bizzat ulviyetini gösteriyor Kur'an'ın. Arkadaş bu nükteleri koynuna aldıktan sonra ne kadar güzel. Koynuna aldıktan, aklına koyduktan sonra şu gelen fezlekeye dikkat et. Özetleyecek şimdi. Şeriat-ı İslamiye akli bürhanlar üzerine müessistir. Şeriatın delilleri, bürhanları akli bürhanlar üzerine müessistir, tesis edilmiştir. Bu şeriat, ulum esasiyenin hayati noktalarını tamamıyla kazanmış olan ulum ve fünuna mülahhastır. Husidir. Evet, tehsib-ül ruh, riyazetül kalp, terbiyetül vicdan, tedbirül ceset, tedvirül menzil, siyasetül medeniye, nizamatül alem, hukuk, muamelat, adab-ı içtimaiye vesaire vesaire gibi ulum ve fünunun ihtiva ettikleri sanatın esasatının fihristesi şeriat-ı İslamiyedir. Yani içtimai hayatın her bir yerinde tekrar alalım. Ruhu
bir hizaya sokmak, tehzibi ruh. Riyazetül kalp, kalbi masivadan tecrit etmek. Ve terbiyetül vicdan, vicdani esasları kaideler altında hikmete sevk etmek. Terbiyetül vicdan. Tedbirül ceset. Yani mesela oruç bir tedbirül cesettir. Cesede hizaya vermek, hizaya getirmek. Tedbirül menzil. Evimizin, dar dairemizin, hanemizin intizamı, düzeni. Şeriata göre ayarlanıyor değil mi? Evimizde intizam nedir? Şer'i hükümlere göre ayarlıyoruz evimizi. Adam mesela şeriat bekleri diyor ya, şeriat evde zaten %95'i. Siyasetül medeniye. Toplumsal hukuk. Nizamatül alem. Alemdeki intizam. Hukuk, muamelat, karşılıklı alışveriş tarzımız. Esasatının pi listesi akli düsturlar ile şeriat-ı İslamiye'de mündemiştir. Ve aynı zamanda lüzum görülen meselelerde ihtiyaca göre izahatta bulunulmuştur. O da herhalde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisleri. Yani her şey Kur'an'da yok ama Efendimiz izah etmiş çok meseleyi. Lüzumlu olmayan yerlerde veya zihinlerin istidadı olmayan meselelerde veyahut zamanın kabiliyeti olmayan noktalarda bir fezlekeyle icma etmiştir. O gün anlatsa anlaşılmayacak, gizli geçmiş, zamanı gelince açığa çıkacak şekilde bırakmış. Yani esas düsturları vaaz etmiş, sermiş yere, kaideleri, kolonları yerleştirmiş. Kur'an-ı Hakim vaaz etmiş. Fakat o esaslardan alınacak hükümleri veya esasata bina edecek füruatı akılların meşveretine havale etmiştir. Bu da mezheplerdir. Yani 600 ayet Kur'an aranızda anlaşın diye bırakmış. Esasatı anlattıktan sonra nazariyatı, fer'i meseleleri aklın meşveretine havale etmiş. Demiş ki Cenab-ı Hak aranızda anlaşın. İstişare ettiğinizde çıkan karar, yani cumhurun hükmü benim hükmümdür. Benim benim kullarım yahut Efendimiz Aleyhisselam'a göre benim ümmetim şerde ittifak etmez. Bir fikre davet cumhur ulemanın kabulüne vabestedir. Yoksa o fikir bid'attır, reddedilir. Cumhur ulema bir fikri içtihadı hükmü kabul etmişse aynı Kur'an'daki gibi kabul ederiz biz. Evet. Binaenaleyh vicdanı insaf ile müzeyyen olan zat bu şeriatın hakikatının bütün zamanlarda bilhassa eski zamanda tabakat-ı beşeriyeden hariç bir hakikat olduğunu tasdik eder. Evet, zahiren İslamiyet dairesine girmeyen düşman filozofları bile bu hakikati tasdik etmişlerdir. Ez cümle Amerikalı filozof Mr. Carlyle, Alman edebi şehri Göte'den naklen Kur'an'ın hakikatine dikkat ettikten sonra acaba İslamiyet içinde alemi medeniyetin tekemmülü mümkün müdür? Acaba İslamiyet içinde alemi medeniyetin tekemmülü mümkün müdür diye sormuştur. Yine bu suale cevaben demiştir ki evet, muhakkikler şimdi o daireden istifade ediyorlar. Yine Carlyle demiş ki hakaik-i Kur'aniye tulu ettiği zaman ateş gibi bütün dinleri yuttu. Zaten bu onun hakkı idi. Çünkü Nasara ve Yahudilerin hurafelerinden başka bir şey çıkmadı. İşte bu filozof tu bi sureti min mislihi ve in lem tef'alu ve len tef'alu fettegun nara ila ahir olan ayet-i kerimenin mealini tasdik etmiş. Yani peygambere tabi olmaktan hariç bir yol ancak ateşe götürür sizi. Yahut da eğer cesaretiniz varsa mislini, bir kıyasını, bir numunesini, bir harfini getiriniz diye Kur'an onlara meydan okudu. Onlar da kabul etti. Haşiye 40 sene sonra neşr olan Risale-i Nur'da Carlyle, Goto ve Bismarck gibi 40 meşhur filozofların tasdikleri beyan edilmiş. İnşallah bu kitabın zeylinde yazılır. İşaretül icazı sonunda var. Herhalde anlaşılmıştır dersin maksat manası. Cemaatin muhatapların seviyesine göre tebliği başta Kur'an yapmış. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra biz de Kur'an'ı, hakikatleri tebliğ eden insanlar bu seviyeye göre, bu anlayışa göre ders okumalıyız, tebliğ yapmalıyız. Avamın zihinlerini karıştırmadan hakikati onun anlayacağı şekilde göstererek ileride zaman geldikçe açılacak şekilde ona hakikati tebliğ etmek. En doğru olan, en müstakim olan bu. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke ensel alimul hakim ve ahiru davahum. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Eşler.